Teşekkür ederim hocam. Öncelikle sunuma başlamaktan ben de konferansa emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Şu ana kadarki hukuki çerçeveden biraz dışarıya çıkıp ülkemizde ve kurumumuz özelinde tüketicinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip son bölümde yine ücretler yönetmeliği düzenlemesi hakkında bir takım değerlendirmeleri paylaşacağım sizinle. Bireylerin finansal sistemle ilişkisinde üç temel alanın ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlar finansal ürün ve hizmetlere erişim, finansal eğitim ve finansal tüketicinin korunması olarak karşımıza çıkıyor. Bu üç başlık uygulamada finansal tabana yayılma olarak adlandırılıyor. Peki finansal tabana yayılma neden önemlidir? Bunun altını çizmek gerekirse, uygun finansal hizmetler bireylerin refah düzeyini yükseltmekte, firmaların finansmana erişiminin kolaylaşması istihdamı artırmakta, ekonomik büyümeyi desteklemekte, yine finansal bilincin geliştirilmesi insan sermayesine yapılan yatırımı artırmakta, gelir dağılma eşitsizliğini azaltmakta, son olarak da genişleyen finansal hizmetler ve finansal hizmetlerin bilinçli kullanımı ekonomik şoklara karşı kırılganlıkları azaltmaktadır. İfade ettiğimiz üzere finansal tabana yayılmanın üç bileşeni bulunmaktadır. Bunlardan erişilebilirlik, bireylerin ve firmaların finansal ürün ve hizmetlere yeterli düzeyde ve uygun şartlarda ulaşabilmesi ve kullanabilmesi olarak tanımlanıyor. Finansal eğitim ise bireylerin ilgilendirilerek finansal ürünlere, kavramlara ve risklere yönelik farkındalıklarının ve yetkinliklerinin artırılması olarak ifade ediliyor. Son olarak finansal tüketicinin korunması ise finansal ürün ve hizmetleri arz edenlerle bunları talep edenler arasında hakkaniyetli ve adil bir alışveriş ortamının temin edilmesi olarak tanımlanıyor. Finansal tabana yayılmanın kamu sektörü ve özel sektör paydaşları olarak belirleniyor. Kamu sektörünün sorumluluklarına baktığımızda finansal tabana yayılmanın sağlanmasına uygun yasal ve kurumsal çerçevenin oluşturulması ve piyasa aksaklıklarının giderilmesinde sorumluluğu bulunduğunu görüyoruz. Özel sektörün ise finansal hizmetlerini sürdürülebilir bir şekilde uygun ölçekte sunulması, ürün ve hizmet sunumunda sorumlu davranılması yönünde bir sorumluluğu bulunuyor. Ülkemiz özelinde Finansal İstikrar Komitesi'nce finansal tabana yayılma stratejisinin hazırlandığını görüyoruz. Bu strateji belgesi 2014 yılında Başbakanlık Genelgesi'yle yürürlüğe konuldu. Söz konusu strateji belgesinde finansal eğitime ve finansal tüketicinin korunmasına yönelik amaç ve eylemlerin yer aldığını görüyoruz. Belirlenen amaç ve eylemler hem kamu sektörünü hem de özel sektör kurum ve kuruluşlarını hem de meslek örgütlerini ilgilendiren boyutta ve bunlara görev ve sorumluluklar yükleyen bir düzenleme. Finansal eğitime ilişkin eylemlerin takip sorumluluğunu SPK'ya, finansal tüketicinin korunmasına ilişkin eylemlerin takip sorumluluğunu ise BDDK'ya verildiğini görüyoruz. Her iki konu için de Hazine Müsteşarlığı koordinatör kurum olarak görevlendirilmiş durumda. Bu sunum kapsamında finansal tüketicinin korunması eylem planının ayrıntılarına yer vereceğiz. İlk olarak bu eylem planının 6 adet amaç içerdiğini görüyoruz. Bu 6 adet amacın altında da 19 adet eylem belirlenmiş durumda. İlk amaç finansal tüketicinin korunmasına ilişkin düzenleme ve denetlemenin kapsamının iyileştirilmesi olarak belirlenmiş durumda. Buna ait eylemlere baktığımızda ilk olarak düzenlemelerin gözden geçirilmesi, devamında sivil toplum kuruluşlarının düzenleme çalışmalarındaki görüş ve önerilerini iletme mekanizmalarının iyileştirilmesi, yine finansal kuruluşların finansal tüketicinin korunmasına ilişkin sistem ve uygulamalarının denetime konu edilmesi, son olarak da tüketiciye yönelik anket, alan araştırması ve benzeri çalışmalar yapılması bu ilk amacın altındaki eylemler olarak belirlenmiş durumda. İkinci amaca baktığımızda finansal tüketicinin haklarının korunmasında sorumlu kuruluşların idari kapasitesinin artırılması başlığını görüyoruz. Buna ait üç eylem belirlenmiş durumda. İlk olarak sorumlu ilgili kuruluşlardaki ilgili birimlerin beşeri ve mali kaynaklarının, teknik altyapılarının güçlendirilmesi, yine sorumlu ilgili kuruluşlar arasında finansal tüketicinin korunmasına ilişkin işbirliği ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesi,
Son olarak da finansal tüketicinin korunmasına ilişkin uluslararası işbirliğinin artırılması bu amacın altındaki eylemler. Üçüncü amacımıza baktığımızda eylem planının altındaki finansal kuruluşların faaliyetlerinde tüketici hakları açısından sorumlu davranmalarının sağlanması başlığını görüyoruz. İki adet eylem bulunuyor başlık altında. Finansal kuruluşların kurumsal yönetim ilkelerinde, iç sistemlerinde ve etik ilkelerde finansal tüketici haklarının dikkate alınmasının sağlanması, yine ilan ve reklam ilkelerine uyumun takibi bu amacın altındaki eylemler olarak belirlenmiş. Dördüncü amacımız tüketiciye ilişkin bilgilerin güvenliğini kullanımına ilişkin politika ve uygulamaların iyileştirilmesi. Dört adet eylem görüyoruz. İlk olarak kişisel ve finansal bilgilerin korunmasına ilişkin kural ve uygulamaların güçlendirilmesi, finansal tüketicilerin bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi, kredi sicilinde bulunan bilgilerin güncellenmesine ve yanlışlıkların düzeltilmesine ilişkin süreçlerin iyileştirilmesi, son olarak da kredi referans kuruluşlarının faaliyet ve süreçlerinin izlenmesinde etkinliğin artırılması bu amacın altındaki eylemler. Beşinci amacımız finansal tüketicilerin finansal ürün ve hizmetlere ilişkin bilinçli tercih yapmalarının ve hak aramalarını bilmelerinin sağlanması. Üç adet eylem bulunuyor bu başlık altında. İlk olarak finansal tüketicilerin seçtikleri ürün ve hizmetlerin tüketicilerin ihtiyaç ve profilleriyle uyumlu olmasının sağlanması. Yine finansal kuruluşların önerdiği sözleşme şartlarının ve hak arama yollarının finansal tüketici tarafından anlaşılmasının sağlanması. Son olarak da hesap hareketleri ve ücretlendirme konusunda finansal tüketicinin haberdar edilmesi eylemler olarak belirlenmiş. Son amaç, finansal tüketicinin haklarının ihlaline ilişkin şikayetlerin çözümlenmesinde etkinliğin artırılması olarak karşımıza çıkıyor. Üç adet eylem var bu amaca bağlı olarak. İlki, finansal kuruluşlar nezdinde tüketici şikayetlerine yönelik etkin sistemler oluşturulması. Yine şikayet ve çözümlenmesine ilişkin istatistik bilgilerin oluşturulması ve kamuoyu ile paylaşılması. Son olarak da uyuşmazlıkların çözümüne yönelik etkin mekanizmaların oluşturulması. Eylem planının amaçları ve alt eylemleri olarak karşımıza çıkıyor. Eylem bazında ilgili kuruluşların ve işbirliği yapılacak kuruluşların belirlendiğini görüyoruz. İlgili kuruluşlar olarak Hazine, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu, TMSF, Gümrük Ticaret Bakanlığı, Kamu Gözetim Kurumu yer alıyor. İlişkili kuruluşlar olarak da ilgili kuruluşların görev ve sorumluluğunda olan alandaki kuruluş birlikleri ile Kredi Kayıt Bürosu, Borsalar Birliği, Kalkınma Bakanlığı, Takas Bank gibi kuruluşların yer aldığını görüyoruz. Bu kuruluşların yukarıda sayılan, ifade edilen 19 adet eylemle ilgili olduklarına ilişkin faaliyetlerini sorumlu koordinatör kuruluşa iletmesi gerekiyor. Sorumlu koordinatör kuruluş da bu eylem planı kapsamındaki gelişmelerin takibinden sorumlu olarak belirlenmiş. İfade ettiğimiz üzere tüketicinin korunması eylem planından takip sorumluluğu BDDK'da bulunuyor. Eylem planları bazında ilgili kuruluşlar ve işbirliği yapılacak kuruluşların yaptığı ve yapmadığı planladığı faaliyetler dikkate alınarak 2014 Kasım ayında finansal tüketicinin korunması eylem planı arka belgesi hazırlanmış durumda. Arka plan belgesi hazırlandı. Bu belgeye BDDK internet sitesinden erişim mümkün. Halihazırda eylemlere ilişkin kurum ve kuruluşlardan gelen gelişmeler ve yapılanlar Haziran ve Aralık aylarında 6 aylık periyotlarla FİK'e iletilmek üzere Hazine Müsteşarlığı'na tarafımızdan iletiliyor. BDDK bu eylemlerin takibinden sorumlu olduğu kadar aynı zamanda BDDK'ya düşen bazı görevler de var. BDDK'nın bu kapsamında yerine getirdiği, bu amaçlar altında yerine getirdiği bir takım faaliyetler de var. İlk olarak bir numaralı amaç finansal tüketicinin korunmasına ilişkin düzenleme ve denetleme kapsamının iyileştirilmesi demiştik. Bu amaç altında ücretler yönetmeliğinin yürürlüğe konulduğunu, izahnamelerin yayınlandığını ve son olarak sözleşmeler tebliğinin yürürlüğe konulduğunu görüyoruz. Ücretler yönetmeliği ile ilgili olarak malumunuz 2014 yılında yürürlüğe konuldu. Her türlü bankaların, kuruluşların her türlü ücret, komisyon ve masraf türleriyle bunlara ilişkin usul ve esasları belirleme
amacıyla yürürlüğe konuldu. Hocam her ne kadar nispeten gibi bir ifade kullandı ama yönetmeliğin içeriğinde tadadi olarak bütün alınabilecek ücretler kalem kalem sayılmış durumda. Ayrıca yönetmelik hükmüne göre BDDK'nın izni dışında herhangi bir ücret kaleminin yönetmelikte yer almayan bir ücretin tahsili de hukuken mümkün değil. Yine yönetmeliğin açıklayıcısı niteliğinde olan izahnameler her birlik tarafından hazırlanarak kurum uygun görüşlüğüyle yürürlüğe konulmuş durumda. Son olarak sözleşmeler tebliği, bankalar ile bireysel müşteriler arasında imzalanacak sözleşmelerin asgari unsurlarını belirleyen bir doküman olarak yürürlüğe konulmuş durumda. İki numaralı amaç altında finansal tüketici hakların korunmasında sorumlu kuruluşların idari kapasitesinin artırılması başlığının yer aldığını söylemişti. Bu başlığın altında BDDK tarafından yapılan temel faaliyetlere baktığımızda finansal tüketici ilişkileri dairesinin kurulduğunu görüyoruz. Bu daire kurum içerisinde finansal ürün ve hizmetleri kullanan bireysel tüketicilerle ilişkilerden sorumlu ayrı bir daire olarak görev yapmakta. Dairenin özelliği hem denetimi, yerinde denetim hem de uygulamasını, denetim sonuçlarının bankalara idari yaptırım olarak dönüşünü hem zamanlı tek bir kanalda yapan bir birim olarak faaliyet gösteriyor. Yine bireysel ürün ve hizmet sunan bankaların genel müdür yardımcısı pozisyonunda tüketici ilişkileri koordinasyon görevlisi atama zorunluluğu getirildi bankalara. Bundan önce takip eden birimlerle ilgili, muhatapla ilgili bir belirsizlik vardı. Bunu BDDK talimatıyla genel müdür yardımcısı düzeyine çıkardık ve bu konuyla ilgili muhatabın belirlenmesini sağladık. Yine bir diğer amacımız finansal tüketicilerin finansal ürün ve hizmetlere ilişkin bilinçli tercih yapmalarını ve hak arama yollarını belirlemelerini sağlanmasıydı. Bu başlık altında şikayet sistemi kuruldu BDDK tarafından. BDDK'ya bankalarla ilgili şikayetler doğrudan BDDK'ya ulaşıyor. BDDK tarafından ilgili bankaya yönlendiriliyor. İlgili bankanın cevabı BDDK üzerinden tekrar vatandaşa iletiliyor. Böylelikle vatandaşın şikayetinin etkin takibi sağlanmış oluyor. Banka cevabının herhangi bir hukuki aykırılık ya da mevzuata aykırı bir durum tespit edildiği durumlarda da denetime konu ediliyor. Vatandaşın doğru ve zamanında bilgilendirilmesi de sağlanmış oluyor. Yine bu başlık altındaki bir diğer faaliyetimiz çağrı merkezi kuruldu. Çağrı merkezi finansal tüketicilerin BDDK'yı arayarak ulaştırdıkları şikayet ve bilgi edinme başvurularının etkin ve verimli bir şekilde sonuçlandırılmasına hizmet etmek için 2014 yılından beri hizmetini sürdürüyor. Yine 3 adet kamu spotu hazırlandı. Finansal tüketicinin kredi kartı şifre güvenliği, tasarruf ve kredi kartının doğru kullanım konularında bilinçlendirilmesi gibi. Bunlar medyada da, ulusal kanallarda da takip etmişsinizdir. Yayına sunuldu. Yine FODEL ile birlikte yürüttüğümüz bir eğitim projesi bu dönemde gerçekleştirildi. Aynı şekilde finansal tüketicilerin tasarruf ve bankacılık ürünlerinin doğru kullanım konularını bilinçlendirmesini sağlamak amacıyla 2014 yılı içerisinde bir web sitesi dizayn ettik. Burada hem kişisel eğitim hem de bilinçlendirmeyi artırmaya yönelik bir takım dokümanlara erişim mümkün. Benzer bir siteyi yine SPK'yla da ortaklaşa düzenleme safhasındayız. Son hazırlıkları tamamlanmak üzere. Yine bir diğer bu finansal tüketicilerin haklarını ihlaline ilişkin şikayetlerin çözümlenmesinin etkinliğin artırılması başlığı altında istatistik veri toplanmaya başlandı. Bireysel ürün ve hizmet sunan tüm bankalardan 3'er aylık periyotlarla şikayet adedi, şikayetlerin çözüm süresi, bireysel müşterilerden elde edilen faiz dışı gelir tutarları bilgisi BDDK tarafından etkin bir şekilde toplanıyor. Bunun önemi bankalarla ilgili malum idari para cezası kesme yetkimiz var. Orada bir makas söz konusu, alt sınır ve üst sınır. Bankaların bu anlamda yoğunlaşmalar dikkate alınarak cezanın tutarını belirleme durumundayız. Yine TBB nezdindeki bankalar birliği nezdindeki hakem heyetlerinde BDDK temsilcisinin katılımını sağladık. Böylece bu heyetlerin etkinliği de BDDK'nın katılımıyla artırılmış oldu.
Ücretler yönetmeliği ile ilgili burada birkaç içeriğine yönelik bilgi vermek istiyorum. İfade ettiğim üzere kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin faiz ve kar payı dışında her türlü ücret, komisyon ve masraf türleriyle bunlara ilişkin usul esaslar yönetmelikte belirlenmiş durumda. Ayrıca sözleşmelerle ilgili esasların sözleşmenin yazı büyüklüğünden içeriğinde yer alacak hususlara kadar bu yönetmelikte belirlendiğini görüyoruz. Yine ücretlerin sınıflandırılması yapılmış ve alınacak ücretlere ilişkin liste bankalar birliği, katılım bankaları birliği ve finansal kuruluşlar birliği için ayrı ayrı ve tadadi olarak tekrar ifade edilip belirlenmiş durumda. Bir takvim yılı içinde eğer banka ya da işte finansal kuruluş ücrette bir değişiklik yapmak istiyorsa buna ilişkin esasları da yönetmelik belirlenmiş durumda. Sürekli arz etmeyen anlık işlemlerde ücret tahsil edilmeden önce müşteriden onay alınması sorumluluğu getirilmiş durumda. Finansal tüketicilerden alınacak faiz, kar payı, ücret, diğer kesintilere ilişkin güncel bilgilerin bankalar internet sitesinde yer alması sorumluluğu getirildi. Gerçekleştirilen işlemlerde ücret bilgisine işlem fişi üzerinde açıkça yer verilmesi gerekiyor. Yine krediler için tahsis ücreti dışında herhangi bir ücret alınamayacağı kuralı, yine tahsis ücretinde kullandırılan kredi parasının, ana parasının 1/5'ini geçemeyeceği hükme bağlanmış durumda. Tüketici ve konut finansmanı kredilerine ilişkin ücretler ve usul esaslar belirlenmiş durumda yönetmelikte. Yine belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılıyorsa ve sadece bir kredi ödemesi için bu hesap kullanılıyorsa bu hesaptan ücret alınamayacağı, finansal tüketicinin onayı olmaksızın belirli süreli kredi sözleşmesiyle ilişkili bir kredili hesap sözleşmesi açılamayacağı, buradan tahsilat yapılamayacağı kurala bağlanmış durumda. Yine ücret tahsil edilmeyen kredi kartı türü sunulması zorunluluğu getirildi. 180 gün hareket görmeyen kartlardan ücret tahsil edilemeyeceği kurala bağlanmış durumda. Para transfer işlemleriyle ilgili esaslar belirlenmiş. Hesap işletim ücretinin tahakkuk ve tahsil usulü düzenlenmiş olmakla birlikte bu aşamada bir Danıştay kararı yükmenli durma söz konusu konutlarıyla ilgili. Kararın içeriği tartışılır ama şu an uygulamada yürütmenin durdurulması söz konusu. ATM kullanımı ve kiralık kasa ücretiyle ilgili esaslar belirleniyor yönetmelikte. Son olarak da kampanyalar ve özel hizmetler ile ilgili esasların belirlendiğini görüyoruz. Sonuca geçmeden önce maaş blokesiyle ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bize gelen yoğun şikayetler bu alanda yoğun, ciddi bir artış gösteriyor açıkçası. Şimdi vatandaş bankaya gidiyor, maaşını teminat gösteriyor. Maaşının örneğin 3'te 2'sini de taksit olarak belirliyor. Onun sonra öbür kapıdan çıkıp maaşımın 4'te 1'inden fazlasına kesinti yapılıyor diye itiraz ediyor. Yani iki tarafta da dengeyi kurmamız gerekiyor. Bu anlamda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bir kararı var. Aslında konu çözülmüş durumda. 1/4'ten fazlası kesilemez diyor. Yalnız icra iflas kanunu hükmüdür malum. 1/4'ten fazlasının kesilemeyeceği. Takip yok. Daha bankada dosya. İcra takibi başlatılmamış. İcra iflas kanunu buraya uygulanır mı, uygulanmaz mı? Yargıtay uygulanır diyor. Yani tartışmalı bir konu açıkçası. İki tarafın da menfaatinin korunması gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuç olarak finansal tüketicinin korunması, finansal piyasalarda istikrar sağlamanın ve korumanın bir gerekliliği olarak karşımıza çıkıyor. Finansal tüketicinin korunması için finansal kuruluşlar ile finansal tüketiciler arasında eşit ve adil bir dengenin kurulması açıkçası tercihimiz. Temel fonksiyonumuz malumunuz bankacılık sektörünün etkin çalışmasını sağlamak ve kurumumuzun uyguladığı politikalarda da birinci hedeflerden biri açık ve şeffaf bir ücretlendirmenin sağlanması. Bunun için hem bizim web sitemizde hem de bankalar web sitesinde bir takım fiyat karşılaştırmalarına müşterilerin kullanımını açmış durumdayız finansal tüketicilerin.
finansal kuruluşlarla finansal tüketiciler arasındaki sorunların olabildiğince piyasa koşulları ve piyasa denetimi içerisinde çözüme kavuşmasının sağlanması, yine bunun gerçekleşmediği hallerde ise regülatör kurumların dinamik yapılı düzenlemeler hayata geçirmeleri esas olmalıdır. Ücretler yönetmeliği açıkçası bunun bariz bir örneği olarak karşımıza çıktı. Ücretler yönetmeliği öncesinde bir kaos denilebilecek bir süreç vardı. Ücretler yönetmeliğinin bu sorunlu süreci bir şekilde düzene kavuşturduğunu düşünüyoruz açıkçası. İfade ettiğim üzere kamunun desteklediği bir eylem planları yürürlüğe konuldu ve memnuniyetle ifade edebiliriz ki buradaki eylemler %100'e yakın bir şekilde gerçekleştirilmiş durumda. 2 yıllık bir periyottu bu eylem planının öngördüğü süre. Açıkçası böyle dönemsel bir uygulamadan ziyade sürekli yenilebilir ve bunu canlı tutacak bir yapı, bir kurum belki, kurum adı altında bu süreçlerin takibi daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum.